Hoş geldiniz sevgili dostlar. Üç Yüzükleri dizisinin Alaşım isimli sezon finalinde doğulu bir insan olarak gördüğümüz Halbrand'ın gerçekte Sauron olduğunu öğrendik. Peki, Tolkien külliyatında olduğu gibi Üç Yüzüklerin dövülmesi esnasında Sauron'u neden anahtar formunda izleyemedik? Öncelikle belirtelim ki Amazon'un Tolkien Vakfı ile yaptığı satın alma oldukça sınırlı hakları kapsıyor. Bu konuda dizinin showrunnerlarından olan G.D. Payne, verdiği bir röportajda kendilerinin sadece Yüzük Kardeşliği, İki Kule, Kralın Dönüşü, Ekler ve Hobbit'e ait haklarının olduğunu, Silmarillion, Bitmemiş Öyküler, Orta Dünya Tarihi ve diğer kitapların haklarının ise kendilerinde bulunmadığını açıklamıştı. Bu anlamda ilk teori, eklerde yer almaması nedeniyle anahtar formunun sahip olunamayan haklar arasında bulunduğu ve bu nedenle kullanılamadığı fikrine dayanıyor. İkinci teori ise yine showrunnerlar G.D. Payne ve Patrick McKay ikilisinin yaptığı diğer bir açıklamadan ilham alıyor. Bu açıklamaya göre ikinci sezon büyük bir aldatıcı olan Sauron, kötü ancak karmaşık bir karakter olacak. Aynen daha önce farklı dizilerde izleyici ile bağ kuran Walter White ve Tony Soprano karakterlerinde olduğu gibi. Bu teoriyi savunanlara göre bu nedenle daha kanonik bir hikayenin anlatılacağı ikinci sezona hazırlık mahiyetinde olan ilk sezonda Sauron bir insan olarak yani Halbrand olarak seyirciye tanıtıldı. İkinci sezonda ise bu kez Sauron tüm karmaşıklığı ile ve kendi formunda arz endam edecek. Peki siz Sauron için anahtar yerine Halbrand tercihini nasıl buluyorsunuz? Yanıtlarınızı yorumlara bekliyor ve bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.